Herkese merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Öncelikle eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız aşağıdan kanalıma abone olabilir. Videolardan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız da bildirimleri açabilirsiniz. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Bu videoda sizlerle yine sizden gelen bir dava hakkında konuşacağız. Andy Pagliese'nin kayboluşu. Çözülmüş bir dava değil, hala muallakta ve üzerine Andy'yi gördün mü isimli bir belgesel bile yapılmış. O zaman başlayalım. Andy Pagliese 2 Eylül 1965 tarihinde doğdu. 1975 yılında henüz 9 yaşındayken annesi Faith ve babası Angelo boşandı. Ayrılığın sebebi ise Faith'in Angelo'yu aldatmasıydı. Angelo'yu asıl sinirlendiren şey ise bu adamların siyahi olmasıydı. Mahkemenin hemen ardından anne oğul Lawrence New Hampshire'a taşınıp yeni bir hayata başladılar. Çok geçmeden Faith siyahi yeni sevgilisiyle yaşamaya başladı ve çocuk sahibi oldular. Epilepsiyle mücadele eden Andy, 4 kardeşinin bakımı konusunda daima annesine yardımcı oluyordu. Çok cana yakın, akıllı ve yardımsever bir çocuk olarak tanımlanmasının sebeplerinden birisi de budur. 21 Ağustos 1976 tarihinde anne, bebeği için çorba hazırlarken Andy'ye öğle yemeği için çorba ister misin diye sordu. Andy kabul etti, yemeğe kadar arkadaşlarıyla vakit geçirmek için ana havuzuna gideceğini söyledi. Bu havuz bütün bölge insanları için neredeyse tek eğlence alanıydı. New Hampshire, Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en fakir kasabalarından birisi olduğundan özellikle çocuklar için kısıtlı alan vardı. Andy o gün yakın arkadaşı Melanie ve onun erkek kardeşi Jeff ile havuzda buluştu, bir süre oynadılar. Saat öğleden sonra 2 gibi Melanie acıktığı için eve gitmek istedi. İçinde kötü bir his olduğunu ekleyerek Andy'den kendisini eve bırakmasını rica etti. Andy havuzda kalmak için ısrarcı oldu. Melanie'ye erkek kardeşi refakat etti. Saat öğleden sonra 3 civarında ise Faith'in diğer çocukları öğle yemeği için eve döndü fakat Andy geri gelmedi. Faith diğer çocuklarını kardeşlerini kontrol etmeleri için havuza gönderse de oğlu orada yoktu. Hemen eski eşi Angelo'yu arayıp Andy'nin yanında olup olmadığını sordu. Cevap olumsuzdu. Bu yüzden hemen polisi aradı. Böylece hala çözülmeyi bekleyen bir gizem başladı. Yetkililer bölgede daha önce benzeri görülmemiş bir arama çalışması sürdürdü. Her köşe başına polis yerleştirdiler. Havuzu, ormanları, yolları, özel mülkleri bile aradılar. Yerel polisler, ulusal muhafızlar, gönüllüler ve arama köpekleri de ipucu bulamayınca son çare olarak dalgıçlar müdahil oldu. Bölgedeki nehirde Andy'ye ait bir iz aradılar ama bulamadılar. Bu sebeple fiziksel aramalar 6. günde sona erdi. Dedektiflerin elinde hiçbir ipucu yoktu. Bu yüzden çocuğun ailesinden başlamaya karar verdiler. Faith'in sevgilisi bir siyahiydi. O dönem ırk çatışması hala vardı. Bu yüzden ilk şüpheli o oldu. Belki de Andy ebeveynlerinin kavga ettiğine şahit olmuş, annesini korumak isterken zarar görmüş ya da bilmemesi gereken bir şey öğrenmişti. Çocuğun öz babası Angelo, siyahi adamlarla aldatılmanın acısını oğlunu kaçırarak çıkarıyor da olabilirdi. Ailenin tamamı sorgulandı. Kimsenin ifadesinde bir çelişki yoktu. Üstelik yalan makinesi testini de geçmişlerdi. Dedektiflerin üzerinde halk baskısı vardı. İşleri sıkı tuttular ve bir yıl öncesine ait iki çocuğun verdiği ifade dikkatlerini çekti. İfadeye göre iki erkek çocuğu Ağustos 1975 tarihinde havuzda yüzüyormuş. Yanlarına bir adam yaklaşıp köpeğinin ormana kaçtığını söyleyerek yardım istemiş. Çocuklar havuzdan çıkıp adamı ormanda takip etmişler. İlerledikçe adamın tavrı değişmiş. Havuzdan uzaklaştıklarından emin olduktan sonra çocuklara cinsel saldırıda bulunmuş. Çocuklar fotoğraf makinesi ve çıtırdayan çalıların sesini duyuyorlarmış. Etrafta birileri var gibiymiş. Yine de adamdan başka kimseyi görmemişler. Saldırgan uzaklaşır uzaklaşmaz da şehre dönüp polise gitmişler. Fail ise yakalanamamış. Bu davanın fark edildiği hafta trafik polisleri hız sınırını aştığı için bir araba durdurdu. Şoför Wayne Chapman adında bir adamdı. Arabası arandığında farklı erkek çocuklarının çıplak polaroid fotoğrafları ve bir de kanlı çorap bulundu. Wayne tutuklandı ve ormanda tuzak kurulan çocuklara fotoğrafı gösterildi. Çocuklar onu tanımıştı. Fail Wayne Chapman'ın ta kendisiydi. Üstelik bu onun ilk suçu da değildi.
1974'te 6 yaşında bir erkek çocuğunu öldürmekle suçlanmıştı. Arabada bulunan kanlı çorap Andy'nin annesine gösterildi ve kadın çorabın oğluna ait olduğunu doğruladı. Çok emindi çünkü o çorap aslında kızına aitti. Andy'ye kız çorabı giydiği için gülerlerdi. 1977 yılında Wayne Chapman cinsel istismardan hüküm giydi. Mağdur çocuklar Andy ile aynı havuzdan götürüldüğü için adam Andy davasından da sorgulandı. Doğru söylediğinden emin olmak için doğruluk serumu uygulandı. Wayne tarih vermese de aynı havuzdan iki çocuk daha kaçırdığını, saldırıda bulunduktan sonra ağaca bağlı halde bırakıp ormandan uzaklaştığını söyledi. Çocuklardan birinin tarifi Andy'ye çok uysa da o dönem bölgede 5 pedofilinin daha yaşaması ve delil yetersizliği mazeret gösterilerek Wayne, Andy davasından hiç suçlanmadı. 1982'de Andy'nin davası tekrar açıldı. Çaresiz kalan yetkililer bu yıl bir medyum ile görüştüler. Davayı anlatmayıp Lawrence kasabasında kayıp birileri hakkında ne gördüğünü sordular. Medyum kayıp bir erkek çocuğun ağzına bir şey tıkılarak öldürülüp sulak bir araziye gömüldüğünü söyleyip failin robot resmini çizdirdi. Sonuç şaşırtıcıydı. Çünkü çizdirdiği resim birebir Wayne Chapman'a benziyordu. Yetkililer medyumun çocuğun gömüldüğünü hissettiği yerde kazı yapmaya karar verdiler ancak basının bu gelişmelere ilgi göstermesi sebebiyle kazı iptal edildi. Medyumun gösterdiği yerde günümüze yakın dönemde köpekle arama yapıldığı söylense de Andy'ye ait hiçbir ipucuna hala sahip değiliz. Kaybolduğu gün Andy ile birlikte havuza giden arkadaşı Melanie'yi hatırlarsınız. Melanie büyüdü ve bir yapımcı oldu. 1993'te en iyi arkadaşının hikayesini ölümsüzleştirmek, bir belgesel yapmak için Lawrence'a geri döndü. Genç kadının bu dönüşü davanın tekrar gündeme gelmesinde büyük rol oynadı. Basının dikkatini çekti. Böylece dava yeniden açıldı. Melanie belgesel için polis departmanından Andy'nin dosyalarını talep etti. Ayrıca 1976'da Wayne'ın arabasında bulunan çorapta DNA çalışması yürütülmesini istedi fakat bir sorun vardı. Polis çorabı kaybetmişti. Aldığı belgeleri inceleyen Melanie, belgelerin arasında Charles Pierce adında bir adamın kaleme aldığı mektup buldu. Charles 13 yaşında bir kızın katiliydi ve birinci şüpheli Wayne ile arkadaştı. Zamanında Andy için sorgulandığında üzüldüğünü söyleyerek sorulara cevap vermemişti. Bu bilgiden haberi olmayan genç kadın dosyaları daha dikkatli inceledi ve bilmediği bir detay daha öğrendi. Andy'nin kaybolduğu gün 10 yaşında olduğunu söyleyen Ray adında bir adamla ilgili gazete makalesi buldu. Adam o gün Andy'nin bir adamın köpeğini aramak için havuzdan çıktığına şahit olmuş, polise bildirmiş fakat yaşı küçük olduğu için dikkate alınmamıştı. Melanie Ray ile görüştüğünde adam ilk gün polise anlattığı hikayeyi doğruladı. Bu gelişmeden sonra Melanie Wayne Chapman ile görüştü ama adam Andy'yi tanımadığını, hatta diğer iki çocuğa tecavüz edenin kendisi olmadığını söyledi. Melanie bu görüşmeden Wayne Chapman'ın tamamen suçlu olduğuna inanarak ayrılsa da onu suçlamak için yeterli delili toplayamadı. Wayne Chapman 2004'te gözetim altında bulunduğu klinikten normal bir hapishaneye nakledildi. 2019 itibariyle de artık topluma zarar veremeyeceği söylenerek serbest bırakıldı. Evet, yaşananları haber niteliğinde özetleyecek olursak kısaca bu şekilde. Ben kendi adıma şunu söylemeliyim. Araştırırken baktım. Bence ortada yani ben Wayne Chapman olduğunu düşünüyorum. Döndüm dedim ki galiba çözümlenmiş bir davayı araştırıyorum. Ama hayır, Andy hala kayıp olarak aranıyor. Acaba dedim bu Wayne Chapman ile ilgili olan bilgiler yeni mi gün yüzüne çıktı? Hayır, o dönemde konuşulmuş. Adama doğruluk serumu verilmiş. İki çocuğu daha havuzdan götürdüğünü söylemiş. Tariflerden birisi Andy'ye çok uyuyor. Ama ne hikmetse sözüne itibar edilmemiş. Benim bu davayı aklım almıyor. Melanie Wayne Chapman'ın belgesele konuşmasını da istemiş ama adam reddetmiş. Zaten bu görüşmede bırakın Andy ile bir alakası olmasını, ceza aldığı konuyu bile reddetmiş. Hatta Lawrence'a hiç uğramadım bile demiş. Bence bu davanın çözümsüz kalmasının en büyük sebebi polislerin özverisizliği. Andy'nin ebeveynlerine gelecek olursak annesi Faye ve babası Angelo hala yaşıyorlar. Hatta annesi 8 çocuk sahibi. Bu olaydan sonra tekrar evlenmiş fakat bu evlilik 2 sene sürmüş. Şu anda da bekar bir anne olarak yaşıyor. Hala oğlunu arıyor. Siyahiler konusunda şunu söylemek istiyorum. Tabii ki bir insanın ten renginin koyu ya da açık olması onu yaftalamak için yeterli bir sebep değil. Ama o dönem ırkçılık tavan yaptığı için Andy kaybolduğu zaman Faye'in birlikte yaşadığı sevgilisi hem bir siyahiymiş
Bunun yanında bir uyuşturucu bağımlısı olduğu için ondan o dönem şüphelenilmiş. Benim Andy'yi gördün mü belgeselini izleme şansım oldu. Orada daha detaylı anlatılmış. Andy'nin annesi, babası, Melanie ve o gün tanıklık etmek için öne çıkan herkes aslında belgeselde de konuşuyor. Ve aslında ilk gün anlattıkları hikayeyi tekrar anlatıyorlar. Kimsenin ifadesinde bir değişiklik yok. Orada daha fazla görüntü ve bilgi vardı fakat onları kullanmamız yasak olduğu için çünkü belgesel için çekilmişlerdi. Canlandırma videolar kullandım. Umarım daha net anlaşılmasına yardımcı olmuştur. Unutmayın, Andy Puglisi ve başına her ne geldiyse tamamen gerçek. Üzerinde DNA çalışması yapılabilecek tek delili kaybeden, üstelik doğruluk serumunda anlattıklarına rağmen Wayne Chapman'ı suçsuz ilan eden polis de tamamen gerçek. Bir daha hiç kimsenin başına böyle şeylerin gelmemesini dileyerek bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.